20 maddelik bir cevabı var. Ben de AKP niye kaybetti. hızlı hızlı anlatabilirim. Bakın <laughs> sizin programlarınızda hep konuştuk. Bir tsunami geliyor, AKP büyük bir tokat yiyecek diye seçim döneminde yaptığımız programlarda konuştuk. Aslında sağ bunu söylüyordu. Sokağa çıksa AKP ve milleti dinlese bunu anlayacaktı. Benim rahmetli bir hocam vardı Tıp fakültesinde. Hep şunu söylerdi oğlum hastayı iyi dinle, sana hastalığını söyler diyordu ifadesiyle. Dolayısıyla vatandaşı iyi dinlerseniz zaten vatandaş size sonucun ne olduğunu söyleyecek. Bağır bağır bağırdı millet. Biz AKP'ye ders vereceğiz diye. Şimdi tabii biz iyi Parti olarak süreçten çıkarttığımız dersler var. Revize olacağız, restore olacağız. Daha güçlü bir şekilde yola devam edeceğiz. Edemezsek tabii bunun yeri dolar. Bu bir. CHP'nin bu süreci iyi okuması lazım. CHP eğer zafer sarhoşluğu içerisinde devam ederse ki ona dair handikapları da çok analiz ettim. Vakit olursa birkaç cümle ondan da bahsetmek isterim. Bu arada yıllar önce ben 2002-2007 yıllarında parlamentoda görev yaparken Türkiye Brezilya Dostluk Grubu Başkanı'ydım. Ve birkaç kere Brezilya'ya gittim. O dönemde zamanın solcu lideri ve Brezilya tarihinde ilk kez iktidara gelmiş Lula ile birkaç kez görüştüm ve bakanlarıyla uzun uzun toplantılar yaptım. Sağ çalışmaları yaptım ve bu söyleyeceğim söyleyeceğimse ilginç gelecek. E, çok ciddi bir rapor hazırladım. Lula nasıl iktidara geldi? Bunca yıl sağ iktidarları devirerek bir sol yönetim nasıl geldi diye. Niye bunu yaptınız siz? Söyleyeyim. Söyleyeyim. Rahmetli Baykal'a götürdüm. Öyle mi? Evet. Ve rahmetli Baykal'a dedim ki ben e, artık kendisi mi istedi sizden yoksa siz O çalışmalarımı duyduğu için aramıştı Hı -hı. beni? Ve dedim ki artık AKP ile yollarım devam etmeyecek. Türkiye'de rasyonel bir solun iyi olacağını, yararlı olacağını düşünüyorum. Benim oradaki gözlemlerim bu dedim. Çok ilginçtir. O raporu size vermek isterim. Çok sevindim. Bugün CHP'nin uyguladığı yöntemlerin birçoğu benim o dönemde yazdığım raporla çok uyumlu şeyler. Aa, lütfen bu şey. bunu gece paylaşmak ediyorum. isterim. Evet. Onu not olarak sizinle paylaşayım. Şimdi AKP şu anda büyük bir telaş içerisinde. Erdoğan çaresizce sağa sola haber salıyor. Niye bu iş oldu? Çünkü Erdoğan okuyamadı süreci. Çok hızlı 20 madde sayacağım Tabii, size. Böyle. Birincisi Erdoğan hep oyun kurardı ve süreci hep yönetirdi. İlk kez oyun kuramadı ve süreci okuyamadı. Başına geleceği göremedi. Görse tedbir alırdı ama göremedi. O özgüven ona hatalar zincirini arka arkaya yapmaya teşvik etti ve süreci okuyamadı Erdoğan ilk defa ve kontrolü kaybetti. İkincisi, Erdoğan hep bundan önce... Bu e, da halktan uzaklaşmasıyla ilgili net, bir şey çok mi? Yani, yani bu Sırçak'a çok ona. dedikleri... Çok net, yani Hı. koptu, gerçeklikten koptu, halktan koptu. İkincisi, Erdoğan bundan önce güvenlik tehditlerinden ve özellikle savunma sanayi algısından fayda görmüştü. Yine buna bel bağladı. İşte Kaan'ı uçurdu, efendim şunu yaptık, bunu yaptık dedi ama bunun işe yaramayacağını göremedi. Buna bel bağladı ama netice alamadı. Üçüncüsü Erdoğan her seçimde bir yenilik, bir umut, bir heyecan yaratmayı becerdi ama ilk kez bu seçimde Erdoğan çaresizdi. Bir umut ortaya koyamadı, bir heyecan ortaya koyamadı. Bunu yönetemedi, bunu yönetemedi. Çareyi duygusal bağ kurmakta buldu. Kalktı dedi ki son seçimim artık ne olur bana bir kere daha oy verin demeye getirdi. Ama o duygusal bağı da kuramadı. Çünkü milletten o kadar kopmuştu ki milletle kendisi arasında o kadar büyük bir mesafe vardı ki millet açken 13 uçakla gezen, millet sefaleti yaşarken lüks içerisinde yaşayan bir saraya millet ders verdi. O az önce söylediğinizin karşılığı Erdoğan toplumdan koptuğu için kurmaya çalıştığı duygusal bağda hiçbir işe yaramadı. AKP'nin kurucu kadrosuyla mevcut kadro arasında büyük bir ayrışma var İpek Hanım. Yani AKP'nin ilk kurulduğu yıllardaki kurucu kadrodan hiç kimse kalmadı. Yeni kadro şu an sahada gördüğünüz çatışmacı kadro menfaate çok fazla düştü ve kendi aralarında ikilik ortaya çıktı, çatışmalar ortaya çıktı ve AKP o kurucu kadronun ruhunu kaybettiği için o kadronun bir anlamının bir anlamda hem desteğini kaybetti. Yani davası olanlar gitti. Gitti. Yerine başka daha hesabı oturt, olanlar, başka hesabı geldi. olanlar geldi. Mesela bir başka konu daha, seçmenle teşkilatların arası kopuk. Teşkilatlar kendi aralarında çatışma halinde. Teşkilatla saray arasında büyük bir kopukluk var ve saray saray içerisindeki kliklerle büyük bir ayrışma yaşadı ve Erdoğan bunları kontrol edemedi. Çünkü her şeyi kontrol etmeye çalıştığı için bunlara vaziyet edemedi. Bakın parti içerisinde bir takım eleştiriler çıktı. Çatlak sesler, Metin Külünk, buna benzer çatlak sesler biz bunları çok önemsemedik. Ne olacak ki dedik. Ama sahada hakiki AKP teşkilatlarında bunun çok büyük bir etkisi oldu ve bir dakika dedi. Yani AKP'li olanlar bile bunu eleştiriyor. Biz tabii ki eleştiriyoruz. Türker ve amiralim eleştiriyor. Sizler bizler. Dolayısıyla eleştiriyor eleştiriyoruz ama AKP tabanında kendi içinden gelen eleştirilerin çok ciddi bir karşılığı oldu. AKP kimlik bunalımı yaşadı muhafazakar demokratız dedi ama geldiği noktada o kadar ciddi bir kimlik bunalımı yaşadı ki eski hüviyetini terk ettiği için toplum dedi ki bir dakika bizim kurduğumuz AKP bu değil. Öte yandan İsrail politikalarının ve faizlerden faiz, nas politikasından u dönüşlerin çok ciddi bir yansıması oldu ve bunun da en temel yansıması oyların büyük ölçüde yeniden Refah Partisi'ne kaymasıyla sonuçlandı kaçaklar ve yabancılara arazi satışı. Ben bunu çok gördüm. Yani ülkedeki Sağada kaçaklar, sahada çok büyük tepkiler bunları. vardı bununla ilgili. Yani ee, AKP tabanında MHP'ye karşı bir reaksiyon vardı. Bizi MHP kontrol ediyor demeye getirdi birçok insan. Bununla ilgili tepkilerini ortaya koydular. Bugün Sayın Bahçeli'nin Sayın Akşener görevinde kalmalı diye bence sınırlarını aşan bir üslubu takılmış olması da aslında AKP tabanındaki bu kaygıyı da ortaya koyuyor. Ve AKP şunu demeye başladı. Bir dakika biz miyiz iktidar? Bunlar mı iktidar? Ve edilgen bir tavır içerisine girdi taban ve bir anlamda bir öfke ortaya çıktı. AKP kurumsallaşamadı. Tek adam haline geldi. Ve her şeyi kontrol etmeye çalışan Erdoğan aslında hiçbir şeyi kontrol edemedi. Gençleri okuyamadı. Mesela Erdoğan'ın gençlerden ve kadınlardan çok büyük beklentisi vardı. Ama gençlere... Kaan'ı göstererek efendim ona benzer bir takım spekülasyonlarla hatta hatta Türkiye'de astronotu dolaştırarak oy almaya çalıştı. Gençler yer mi bunu? Gençler dedi ki bir dakikaya 55 milyon doları verdin adamı uzay dolmuşuna bindirdin gönderdin bana ne bundan dedi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir asker seçim için kullanıldı. Utançtır. Utançtır. Bakın. Ve gençler Cumhuriyet var. tarihinde ilk defa. Bakın kafelere gittim bölgemde. O kadar evet. büyük bir tepki gösterdi ki gençler biz aptal mıyız? Biz dünyayı okuyamıyor muyuz? Bize gelecek sunması lazım. Ne oluyor? Sokak sokak bir astronotu veya işte kozmonot. Kozmonotu. Evet. Kozmonotu. Bu arada çok özür dilerim. Bir şey söylediniz ya asker dediniz Cumhuriyet tarihinde ilk defa. Evet. E, komutanlar da doğuda yaptı bunu. Seçim çalışmalarına katıldı. Yani tasvip edilecek tarafı yok ama yani, yani astronotlar şey şey seçim Gezdirdiler. Gezdirdiler. Ya olabilir mi Çok ya büyük bu... bir tepki gösterdi. Dedi ki bir dakika kardeşim sen bana bunu gösteriyorsun ama parayla gönderdiğim bir birisi bu dedi. Dolmuşa bindi gitti. Bana gelecek ne vaat ediyorsun? Erdoğan bunu okuyamadı. Zannetti ki o astronot, o gençleri kandıracağım. Öte yandan Erdoğan ilk defa kendi eleştirdiği şeyin kurbanı oldu. Neydi? İlk siyasete çıktığında Erdoğan hep şunu söylerdi. Bindirilmiş kıtalara bel bağlayanlar siyaseten hezimete uğrarlar. Aynısını kendisi yaptı. Taşıma kalabalıklardan Medetumdu. Yozgat örneğini vereceğim. Yozgat'ta miting meydanında ey millet görüyor musunuz 50 bin kişi var dedi. Ama hepsinin taşıma olduğunu hesaba katmadı. Millet de gitti. Yozgat'ta 12 bin oy vererek oraya geldiği iddia edilen insanlar bile vermedi. Erdoğan kendini kandırmaya başladı. Ve maalesef yalanlara itibar etti. Gerçekle yüzleşme cesaretini gösteremediği için büyük kayıplarından bir tanesiydi. Yaparsa AKP yapar güvenini kaybetti. Çünkü Erdoğan çıktı, 5 yıldır enflasyonu indireceğim dedi. Hiçbir şekilde indiremediğini gördüğü için millet artık Erdoğan'ın söylediklerine yalan gözüyle bakmaya başladı. Bitiriyorum, 2 yanlış adayla çıktı. İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da da... Ee, Turgut Altınok. Bakın Murat Kurum'un iki büyük handikapı vardı. Bir TOKI, iki imar rafları. Bu kişiyi getirdi İstanbul'un sorununu çözmek üzere. Gaflarını, siyasi yeteneksizliğini, tecrübesini hiç konuşmuyorum. Millet bununla ilgili çok ciddi tepki ortaya koydu. Ama Ankara çok daha vahimdi. Ankara'da gösterdiği adayın üç temel problemi vardı. Bir tanesi, iki tane çocuğu. Bu millet ataramamış yüz bin öğretmen varken... Ee, mülakat mağduru yüz binler varken iki tane çocuğu hiçbir sınava girmeden devlet memuru olmuştu. Sahada o kadar büyük öf öfke gördüm ki bununla ilgili. Öte yandan diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı ve en büyük handikapı da Karun gibi zengin, 600-700 dairesi olan bir tanesini getirdi. Ee, AKP gibi bir partinin, işte kimsesizlerin kimi diye yola çıkmış bir partinin Ankara adayı olarak ortaya koydu. Tabii en temel e, mesele aslında e, ekonomiydi. Ve saha bas bas bağırdı. Açız, sefalet içerisinde yaşıyoruz. Çok ciddi tepki vardı. İnanılmaz öfke vardı. Bakın geçen seçimlerde bu öfke bu kadar değildi. Sizin programlarınızda da konuştuk. Sahaya çıktığımızda, insanlara sorduğumda en büyük sıkıntı ne dediğimde hayat pahalı diyorlardı. Bu kez insanlar kolumdan tutup çekiyorlardı sahada. Poşetlerini gösteriyorlardı ve ders vereceğiz deme cesaretini gösterdiler. Ama Erdoğan bunların hiçbirisini okuyamadı ve birkaç madde daha var onları saymayacağım. Sandıkta büyük bir tokat yedi. Şimdi bunları iyi okursa Erdoğan kendini rehabilite edebilir. Peki edebilir mi diye bana sorarsanız edemez. Önünde çok büyük handikaplar var. Erdoğan'ın bundan sonra toparlama şansı yok. Bir tek şansı var muhalefetin nasıl davranacağı, İyi Parti'nin kendisini nasıl rehabilite edeceği, eğer rehabilite edemezse yerine nasıl bir ikame yapının oluşacağı ve hepsinden önemlisi CHP'nin bu başarıyı ya da bu sonucu neye bağlayacağı. Eğer CHP ben çok başarılıyım, yaptığım her şey doğrudur, yanlışı içerisine girerse bir büyük felaketi de o yaşar. Ama CHP'nin yaptığı çok doğru işler var, çok doğru politikalar var. Ama konjüktürel olarak aldığı da önemli bir oy var. Bunu şartlar belirleyecek, önümüzdeki dönem belirleyecek. Ben partim adına elimden geldiği kadar doğru politikalar üretmek, rehabilite olmak, restore olmak ve umut olmak için elimden geleni yapacağım. Ama özetle şunu söyleyeyim, bir devir kapanıyor. AKP rejimi artık tarihin karanlık sayfalarına gömülüyor. Bu sürecin nasıl çalışacağı büyük ölçüde muhalefetin nasıl davranacağına da bağlı. Çok acı bedeller ödedik. Hepimiz ödedik. Bizi izleyenler ödedi. 25 yıl bu ülke ekonomik olarak, sosyal olarak, siyasal olarak, inançsal olarak her alanda çok büyük bedeller ödedi. Ama bir tek kazancımız var. Bu millet şunu öğrendi siyasal İslam'la, bu üslupla milletin dini duyguları istismar edilerek bu ülke yönetilemiyor. Dolayısıyla bir siyasi parti lideri dindar olabilir, Müslüman olabilir ya da olmayabilir. Esas olan kimliği, kişiliği, karakteri, donanımı, birikimi ve tavrıdır. Dolayısıyla artık insanlar bu kadar kolay kandırılamayacak. Bunca ağır bedellerin yanında Türkiye'nin çıkartacağı önemli bir ders budur diye düşünüyorum. Ve Türk milletine bir kez daha teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük bir feraset, büyük bir basiret ve Türk milleti sandıkta bir kere daha şunu gösterdi ki biz Orta Doğulu değiliz, biz e, Orta Asyalı değiliz, hemen toparlıyorum. Biz asil Türk milletiyiz, sandığa gider, gerekeni yaparız dedi ve takdire şayan bir sonuç ortaya çıktı.